Kapalı Çarşı'da bir altın toptancısında çalışan kurye, Ege ve Akdeniz'deki kuyumculara ürün dağıtımı için yola çıktıktan kısa süre sonra ortadan kayboldu. Firma 14 senedir birlikte çalıştıkları kuryenin başına bir şey geldiğinden endişelendi, polise başvurdu. Ama işin iç yüzü çok daha farklıydı. O kurye yaklaşık 4,5 milyon lira değerindeki altını çalıp kayıplara karıştı. ...14 yıldır tanıyordu, güvendi, iş verdi, altınlarını emanet etti. Ama o yaklaşık 5 milyon liralık altınla sırra kadem bastı. Kendisini eskiden de tanıyordum. Bizim işlerde zaten güven ön plandaydı, bunu çok güzel kazandı. Görüntüdeki şüpheli Kapalı Çarşı'daki bir altın toptancısının Ege bölge sorumlusuydu. Altınları alıyor, bölgedeki kuyumculara tanıtıyor ve satıyordu. Ve bu işi yıllardır yapıyordu. Yine aynı şekilde yola çıktı ama bu kez niyeti farklıydı. 10 kilo altın bulunduğumuz yerden Kapalı Çarşı'dan Ege ve Akdeniz'e gidecekti. Altınlar işte bu şekilde özenle hazırlandı. Rulolara sarıldı ve akabinde yerleştirildikten sonra bu valize konuldu. İçeride tam 10 kilo altın vardı. Her şey yolundaydı. Zira yıllardır benzer işlemler yapılıyordu. Ancak bu sefer hiç hesapta olmayan bir şey oldu. Buranın çalışanı böyle bir valizle 10 kilo altınla bu kapıdan dışarı çıktı ve ne olduysa İzmir'e gidiş yolunda oldu. Gasp uğradığını, başına bir şey geldiğini, yani canından endişe ettik. Şüpheli kurye İzmir'e giderken her detayı düşünmüştü. 10 kilo altın alan şahıs yanındaki kişiyle birlikte İzmir'e doğru yola çıktı. Konak tüneline geldiğinde araç içindeki araç takip sistemini söktü. Kendisinden yaklaşık 1,5 saat haber alınamadı. Altınların sahibi o anda biraz şüphelendi. Ancak araçtaki kişi 1,5 saat sonra araç takip sistemini yeniden taktı. Taktığı anda aracı evin önünde görünüyordu. Hal böyle olunca da altınların sahipleri rahat bir nefes aldı. Her şeyin yolunda gittiğini zannediyorlardı. 31 Mart gecesi 1 Nisan'a bağlayan gece Bornova'da lüks bir otelde arkadaşıyla 12'de iki tane bayanla giriş yapıyorlar. Daha sonra sabah 4'te de çıkış yapıyorlar. Yani çaldıkları altınlarla eğlenmeye başlamışlardı bile. Olay fark edildiğinde iş işten geçmişti. Sabah 4'e kadar eğlendiğini ve 4'te eve gelip kayıplara karıştığını öğrendik.